Ali Bey, şimdi %54 disk kar, asgari ücrete yakın oranda maaş alanların oranı %54'e tekabül ediyor. Asgari ücretten ne kadar yüksekti? %10 mu yüksek? %10 lira, 15 lira, 20 lira fazla verince de asgari ücretli diyorlar. Heh, ama ülkemizin yarısından fazlası yapıyor bu. Ben şimdi onların durumuna da biraz kafayı taktım, siz biliyorsunuz. Şimdi asgari ücretli mağdur da, çoğumuz da asgari ücrete yakın maaş alanlar da mağdur. Asgari ücrete %40 zam yapıldı diyelim. O gruba %40, %50 zam yapıldı diyelim. %50 zam yapılmayacak. Çünkü işveren de kendisini savunacak. O zaman... Asgari ücrete yaklaşma oranlarımız mı artıyor bizim? Ne oluyor bize bu bağlamda? Asgari ücret ortalama aylık haline gelecek. Hı hı. Yani şu anda asgari ücretin %20, %30 fazlası alanlar, onlar da asgari ücret almaya başlayacaklar. Hı hı. Türkiye'de bir ortalama ücret kavramı olacak. Sendikal olup toplu işçi olmayanların alacağı maaş asgari ücret olacak tüm Türkiye'de. Evet, böylece de eğitimin değeri de iyice ortadan kalkmış olacak. Büyük olasılıkla. Evet. Büyük olasılıkla öyle olacak. Peki. Üç yabancı dil bilen asgari ücretle işe girmek isteyecek. Mecbur kalacak ya da. Evet. Değil mi? Peki Ali Bey, şimdi 2024'e baktığınızda şöyle bir bize genel toparlama yapar mısınız öngörülerinize dair? Şimdi emekliye... Bir de şey var, refah payı meselesi var örneğin. Seyyanen zam meselesi var emeklilerde. O seyyanen zam memurlarda. Seyyanen zam mevzusu emekliliğe yansımayacak örneğin. Oradan da bir şey gidiyor gibi görünüyor. Yani sürekli çalışandan, emekçiden bir şey gidiyor gibi. Gidiyor Ülkü. Ama unutma, kötü günler bitti. Daha kötü günler geliyor. Çalışanlar için ve emekliler için. Ama eski günlere ulaşmamız çok yakınmış. Ulaştıracakmış Sayın Çalışma Bakanımız hepimizi. İnşallah, maşallah. Peki. Peki bu enflasyon oranlarına bakalım mı sizinle? 5 aylık enflasyon %33,66. Nereye göre? TÜİK'e göre. Aralık enflasyonu ne kadar gelir? Çok da gelmez TÜİK'e göre. 3,5 gelir. O zaman ortalama ne olur? %37 filan. Evet. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 7.500'den fazla alanlara %37 falan bir zam gelecek artışlara. Yani enflasyondan kaybettikleri, TÜİK'in enflasyondan kaybettikleri rakam gelecek. Memurlara ve memur emeklilerinde bu rakam %48 olacak. %15'lik toplumsuzlaşma farkı sebebiyle. Evet. Peki refah payı söz konusu olabilir mi? Öyle bir şey düşünülebilir mi? Enflasyondan, enflasyondan kaybettiklerini alsınlar da dua etsinler. Ha. Enflasyondan kaybettiğimizi almamız çok zor. Yani ben öyle gibi görüyorum. Çünkü enflasyondan biz Türkiye'nin enflasyonuna göre kaybetmiyoruz ki. Tamam ama TÜİK öyle hesaplıyor, devletin kurumu. Hı hı. Bak işsizlik de 8 demiş. 8'e düşmüş. Evet, 8,5'a düşmüş. Hatta önümüzdeki ay %5'e de düşürebilirler. Belli olmaz. Yani bu hızla düşüyor çünkü. Aslında amaç tek hanelere indirmekti. Hızla tek hanelere indirildi. Ben orada durur zannediyordum. Durmadı, daha da inmeye devam ediyor. Ülkü, TÜİK bu rakamları hesapladığı müddetçe kimse enflasyondan dolayı kayıplarını telafi etme imkanına sahip değil. TÜİK'in gerçekten enflasyon hesaplaması lazım. Ya da kanunu değiştirip TÜİK yerine başka bir kurumun enflasyon hesabına geçmemiz gerekecek. Yani en önemli mesela. Ona geçeceğimiz yere TÜİK'in gerçek verilerini vermesini sağlasalar, gerçek enflasyonumuzu görebilsek. İnşallah öyle olur. Ali Bey, izleyicilerimiz birkaç yorum yazmışlar. Sizinle birlikte okuyalım mı? Diyor ki Yılmaz Bey, yumurta tavuk misali asgari ücret artıyor ama her şeye zaten zam geliyor. Yine alım gücü düşüyor. Bu kısır döngünün nasıl çözümü var mı diye sormuş. Kısır döngünün çözümü sandığa giderken insanların akıllarıyla oy vermesi. Haklısınız. Bir izleyicimiz Ali Bey neden montla diye soruyor. Yanıt vermek ister misiniz? Doğalgazda. Doğalgazı açmadım bugün. Doğalgazı açmış. Ben nasıl tahmin ettim? Doğalgazı açmamıştır kesin Ali Bey. O yüzden montla oturuyordur dedim. Peki başka bir izleyicimiz, ona da yanıt vermiş olduk. En düşük emekli maaşı, asgari ücret ne kadar olmalı? 2000 yılı, 2008 yılı sonrası intibak acil çıkmalı. %4 olan ek ödeme %30 olmalı. O da isteklerini anlatmış. İnsan gibi yaşamak istiyoruz demiş. Ne dersiniz? İnşallah dedikleri olur. Ama kim yapacak bunu? Yapacak olan yok mu? Ben görmüyorum. Var mı? Yok gibi görünüyor. Peki. Şimdi bir yoruma daha bakacağım Ali Bey. Güncelledim şu anda. Ev kirası vermiyorum. Hanımla ikimizin aldığı 7500'er lira. Yahu biz taş duvarları mı yiyelim diye sormuş. Ali Bey'e de selamlarımı gönderiyorum demiş. 2053 selamını hedef. Aldım, karşılık verdim. Evet, hedef 2053. Heh, onu soruyorum. Sonra 2071. Tamam, hedef 2023'tü. 2023'te ne oldu hedef? Ne oldu şimdi 2023'te? Ay'a sertiniş yapacaktık bir de bu yıl. Evet. Sen, ama ayı düşünen yok şu anda. Ay başını düşünen var. Doğru. Peki hedef 2053 derken bize Ali Bey neyi anlatmak istiyor diye soruyor. Yücel Bey sormuş. Evde battaniyeler de kalmayabilir. Ya da montlarla oturmaya devam edeceğiz. Evet. Sizin yaptığınız gibi. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Var mı eklemek istediğiniz bir konu? Yok. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepimiz de montlarla kışı geçireceğiz. Bu net, belli. Zaten doğalgazın ne olduğunu da yakın zamanda göreceğiz, ne kadar geleceğini. Çok teşekkür ediyorum Ali Tezel. Evet sevgili izleyicilerimiz, sosyal güvenlik